Madem yemiyoruz, kutlayalım dedim. Hay Faruk. Hani ben evet bir yol bulacağız falan filan diyordum. Ümitliydim ama yemin ediyorum bu kadar çabuk ve bu kadar büyük bir para ben de beklemiyordum. Şoktayım. Ya Faruk, bu nasıl gözden kaçar? Ya işte bu durum sadece şirketin mal varlıklarını kapsıyor ya. Hı. Böyle kişisel mal varlıkları değil. E bu da babamın kişisel varlığı. Ondan herhalde. E tamam da bu nasıl kaydolmamış Faruk? Ya ben de anlamadım şaşkınım. İşte dedemin zamanında parselasyon falan yokmuş. Annem de miras zamanında böyle hengameye gelmiş. Ondan herhalde. E yani tamam da bu nasıl... Anlamadım. Şimdi bunu elinizden alamıyorlar mı yani? Yani 30 milyon yani söylerken bile ağır yani, anladın mı? Nasıl kaçar bu gözden, nasıl kaçar? Ya oralar zamanında çok değersiz bir bölgeymiş yani. Sonra imara açılınca, değerlenince falan filan böyle olmuş. Düne kadar öyle bir yermiş orası yani. Ama neyse, dur şimdi hazır alıcı varken şu halayı da ikna ettik mi tamamdır. Bitti. Bitirecek misin sence? Edeceğiz, edeceğiz artık, edeceğiz. Senin gözlerinin böyle ışıl ışıl bakmasına o kadar özlemişim ki. Ben de size yetebilmeyi o kadar çok özlemişim ki. Ve itiraf edeyim. Yetemeyeceğim diye çok korkmuştum. Bir adam, ben sana kaç kere daha söyleyeceğim. Senin gücün paran değil. Senin gücün burası. Bize de bu lazım zaten. Bu kahvenin dışında bir kutlama fikri geldi aklıma. Ne dersin? Ah yavrum, sakın uyanma derim. Ama ya uyanırsa? Benim sesim yanaklarına tırkı selerim uyur. Gel o 30 milyon kız. Koş gel buraya. Sürpriz yumurtalım. Dayanamadım, geldim arkandan otobüste. Belki bana ihtiyacın olur diye. Yaz? Yaz annen nerede? Annen nerede bakıyor, sen merak etme. Süt de bıraktım bir sürü. Kötüydü. O kadar mı ya? Fikret'in çıkmasını da gördüm. O da bayağı beter gözüküyordu. Ya annen abarttığı kadar var mıymış? Hay Allah. Tamam, tamam. Okey, üzülme. Ya bu daha birinci round. Daha ikinci roundu var, üçüncü roundu var. Ya o toprak öyle ya da böyle satılacak. Öyle, öyle de. Bizim artık zamanla ilgili çok ciddi sıkıntılarımız var. Daha İstanbul'a gelecektik, evi taşıyacaktık. Emir'e okula yazdırmam lazım. Nurgül ablanın evinde sıkıştık, tıkıştık. Haftalardır bir çıkamıyoruz. Hayatımda ilk kez... ...kez ne yapacağıma dair hiçbir fikrim yok Süreyya. Kahvaltı? İstanbul'u en ucuza gezdirme rehberi karşınızda duruyor. Buyurmaz mısınız? (Gülüyor)
olmaz olsun cüzdanımda milyonlar. Kalbimde sevgin oldukça zenginlik mal mülk para neye yarar? Yanımda sen olmayınca bazen neşe bazen keder. Hayat böyle geçip gider. Tatlı günler acı günler bir yastıkta hep beraber. Altın gümüş pırlanta zümrüt sedef yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Altın gümüş pırlanta zümrüt sedef yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Olmaz olsun tek dikilmiş acım. Kalbimde sevgin oldukça neye yarar olsa da altın tacım? Yanımda sen olmayınca bazen neşe bazen keder. Hayat böyle geçip gider. Tatlı günler acı günler bir yastıkta hep beraber. Altın gümüş pırlanta zümrüt sedef yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Pırlanta zümrüt sedef yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Tamam, 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 anladım, anladım. Eyvallah. Ne oldu? Ulaşamadım daha. Erdal'a da gitmemiş. Hay Allah. Belki yerini kaybettirmeye çalışıyordur yine. Biliyorsun yakalanmak istemeyince yakalanmıyor ya. Ben bir sabah erken gideyim de bir bakayım şuna. Belki de yok dedirtiyordur. Allah'ım bunca derdin arasında bu öldürecek bu çocuk beni ya. Hayat. Hı. Ben bu sefer belki biraz uzun kalabilirim. Bu gel git. Masrafları düşünmem lazım artık. Faruk, hı? Biz de gelelim mi senle? Yazda biraz teyzemle kalalım. Olmaz mı? Annem iyi değil. Sen burada kalırsan ben kendimi daha iyi hissederim. Sen bence annemi de ayakta tutuyorsun. Hayat. Hı. Bugün yaptığın her şey için sana teşekkür ederim. İlaç gibi geldin yine. Demini almışım. Teşekkürler. Afiyet olsun. Anne, zahmet etmeseydin ben verirdim ya da Faruk kendi alırdı çayını. Yok canım, elime mi yapıştı? Sen de ister misin? Yok sağ ol, ben kendim istersem alırım. İyi. İyi geceler. İyi geceler. Her yerde bir hayır var, farkında mısın? Az kalsın Esma Hanım'ın elinden çayı içiyordum ben. Sen de hiçbir fırsatı kaçırma, aman. Ne yapayım? Ne yapıyorsun, çayımı içtin? Paylaşıyoruz. Kadın sana sordu, isteseydin.
Faruk, utandım herhalde. Allah Allah. Ne var? Ne oldu? Ne? Bir işimiz var artık. Ay Allah'ım, çok güzel. Ay sevgilim. Ay. Ay. Şükürler olsun, şükürler olsun. Okan işte kurumsallaşalım falan diyor beni. O yüzden çağırıyor. Allah'ım, bu arsa işi olana kadar bizi idare edecek vallahi bu. Ay Nina, dönün. Gel bir daha çevireyim ben seni. Bu işte. Hayatım, istediğin gömlek buydu değil mi? Sen ütü mü yapıyorsun? Ha. derken. Pardon beyefendi de ben senin gibi konaklarda dadılarla büyümedim hatırlarsan. Ne bileyim ben. Seni tanıdığımda böyle ütüsüz şeyler giyiyordun ya, ondan şaşırdım. Vallahi basacağım şimdi ütüyü de kablomu yetmiyor. Hayret bir şey. Sen benim ütüsüz halime aşık olmuşsun çat diye. Ütüsüz Süreyya. Annen Osman'a gitmek istemiyor değil mi? Vallahi annenin stratejik zekasına da güveniyorum ya. Muhakkak vardır bir planı. Ama herkes ikinci bir şansı da hak eder bak. Yani İlfet hala da dahil. Ben halamın bizi tanımakla ilgili bir derdi olduğunu hiç zannetmiyorum. Annem bu durumda görmeyi biz halamın önüne altın tepside sunduk. Ya sevgilim, annemin bazen ne kadar yersiz inatçı olduğunu da biliyoruz değil mi? Bunu tecrübeyle yaşadık biz. Yani halan da bir insan sonuçta. Bu kadar malı, mülkü, serveti ne yapsın kadın paylaşacak kimsesi olmadıktan sonra? Ayrıca hiçbir şey bilmediğimiz bir davada taraf olmak için bence çok erken. Soyun. Çok yakışıklı oldun. Ne saklıyorsun sen? Ne saklıyorsun? Uğur böceklerinin peşine takayım dedim. Analı kızlı masanda duralım diye. İyi yapmışsın. İkide bir telefondan bakmak zor oluyordu. Tahmin etmiştim. Faruk Boran. Artık sizi hiç kimse tutamaz. Ama Yaz beni tutar. Yaz beni tutar. Ağlıyor. Hadi ağlıyor. İyi şanslar. Yolun açık olsun. Bize iki çay daha verir misiniz lütfen? Çay söylemeyi keser misin artık? Ne yapayım ya? Burası bir işletme değil mi? Ne olacak? Bizi burada bir tane çayla oturtacaklar mı yani? Sen de bir şeyler ya. Sakinleşirsin biraz. Şakayımsın ya. Sağ ol. Şişt, nereye gidiyorsun bir dakika? Tuvalete gidiyorum. Bırakır mısın şu kolumu? Biraz daha tutabilirsin. İkimiz de biliyoruz. Ama bırak kolumu yani. Bırak şimdi. İyi misin? İyiyim. Kolun iyi mi? İyiyim. İyiyim. Hiçbir şey yapma, sakin ol, tamam mı? Lan sen belanı mı arıyorsun ha? Faruk, bir şey yapma, ne olur. Hadi dur, şöyle. Tamam, sakin ol. Ha? Belanı mı arıyorsun sen oğlum? Karımla karşılaştık, bir çay içiyoruz. Ne var bunda yani? Hop! Demden uzak dur. Faruk! Süreyya'dan uzak dur lan. Yemin ederim seni gebertirim. Faruk! Karımdan uzak dur. Oğlum! Sen de benim karıma alık koyuyorsun. Oğlum dur lan. Kim alık koyuyor? Sen! Oğlum kız seninle görüşmek istemiyor. Şerefsiz! Bak karımla beni şantaj etmek değil mi? Ya Faruk lan! Öldürün seni! Faruk! Öldürün! Tamam, bravo! Bravo Adem ya, bravo. Ben beni daha fazla ne kadar utandırabilirsin derken sen her seferinde kendini aşıyorsun.
Ben sana ulaşmanın bir yolunu bulmaya çalışıyorum. Hepsi bu. Ya bütün köprüleri, bütün yolları yıkıp giden sensin. Sen görmüyor musun hala? Tamam, gel bunları dışarıda konuşalım lütfen. Ya bırak beni ya! Bırak beni, bırak, bırak! Yok, dur sen neredesin, dur. Adem, defol git oğlum. Oğlum defol git lan, git! Ne zannediyorsun? Ne zannediyorsun? Ha? İki tane salak lafa kavar mıyım zannediyorsun yine? Ya ben mi yanlış gördüm? Ben mi yanlış gördüm? Sen mi benim seni sevdiğim yanını öldürdün? Ben bilmiyorum. Ben seni artık tanımıyorum. Tanımıyorum, duyuyor musun beni? Sen bende yoksun. Beni rahat bırak. Sen de benim bir parçam var. İçimde olduğum müddetçe paylaşmak zorunda değil. Bedel istedin. Bedelini aldın. Hakkına razı ol. Git. Bari gitmeyebilecek kadar erdem ol. Lan bak, bu sana son müsamaha. Bir daha senin karımın etrafında görürsem yemin ederim o arsız suratını dağıtırım, haberin olsun. O zaman sen de zırt pırt benim karşıma çıkmazsın. Tamam mı? Sen o adamın içindeki iyiyi sevdin. Anladın mı? Var mıydı? O Adem var mıydı ki Süleyman? Vardı tabii ki. O sadece oradan yürümeyi bilmedi, o kadar. Hadi bir yere gitmek, kendimi toplayalım. Ben evi arayayım, haber vereyim. Ya da Dilara da yanımda. Evet, sürprizler geldi. Bunlar ne? Bunlar yeni hayatımızın geriye kalan ilk günü hediyeleri. Buyurun efendim. Bilmiyorum beğenir misiniz ama bence güzel bir başlangıcı hak ettik. Taşınma falan plan derken kutlayamadık. Ben de o yüzden keyifle kutlamamız gerektiğini düşündüm. Umarım beğenirsiniz. O yüzden sen saatlerdir çıkmadın odandan. Bazıları neler yaptı. Sen mi yaptın bunları? Sen nereden biliyordun? Bunlar seninle adaya. Bana? Teşekkür ederim. Sana bu. En sevdiğim renk. Oh. Canım eniştem, sana özel. İhtiyacı vardı. Sevgilim. Nedir? Bir yer kapısıymış. Hoş geldin.